Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Beni günün hangi saatte izliyorsanız hepinize şimdiden iyi seyirler. Bir bedelli sermaye artırımı daha var. Dagi, Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ bugün yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında, yani 10. ayın 21'inde kayıtlı bulunan 43.300.000 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşı olmak üzere 106.700.000 TL, yani %246 arttırılarak 150 milyon TL'ye çıkarılmasına karar vermişler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Toplam sermaye artırımı, yani bedeli sermaye artırımı onay gelirse 150 milyon TL'lik bir sermayeleri olacak ve toplam %246 bedeli sermaye artırımı yapacaklar. Şirketlerin mevcut çıkarmış sermayesi her biri bir kuruş değerinde 4 milyar 334 bin adet paya ayrılmış olup %246 oranda bedelli artırımı sonrasında çıkarılmış sermayeyi temsil edecek toplam payların 15 milyon adete ulaşmasını hedefliyorlar. Tabi izinler de var arkadaşlar. Ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası ile ilgili diğer kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına karar vermişler. Yani daha bedelli sermaye artırımı SPK onayından geçtikten sonra Dagi yatırımda bedelli sermaye artırımına gitmiş olacak. Hep bana soruyorlar, bedelli sermaye artırımında ne olur? Arkadaşlar, bedelli sermaye artırımında bir rüçhan hakkınız doğar. Hisse senedi fiyatlarını normal Borsa İstanbul'da görülen hisse fiyatından biraz daha ucuz alabilirsiniz ki burada 1 TL nominal fiyat belirtilmiş. Belki bundan da ucuz alabilirsiniz. Tam olarak belli değil çünkü rüçhan hakkı çıktığı zaman daha detaylı olarak öğrenebilirsiniz. Bir ikincisi, bedelli sermaye artırımında millet rüçhan hakkını almak için hisse senedine yoğun talep gösterdiğinden dolayı hisse senedi fiyatı artıyor. Bilginiz olsun. Hani bu sadece açıklamadır, yatırım tavsiyesi değildir. Kesinlikle de yanlış anlamayın arkadaşlar lütfen. Hayırlı olsun da Giyim Sanayi için yatın diyorum. Dagi Giyim Sanayi için hayırlı olsun. Bakalım SPK onayı geldikten sonra Dagi Giyim Sanayi de bedelli sermaye artırımına gidecek. Bu haberin detayında kamu aydınlatma platformundan daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz ve böyle haberlerin de gelmesini istiyorsanız kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.